Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir ürünle karşınızdayım. Bugün evinizde bebeğiniz, çocuğunuz, evcil hayvanınız, kediniz, köpeğiniz varsa çok işinize yarayacak bir ürünle birlikteyim. Bugün Şımart Teknolojinin akıllı ev kamerasından sizlere bahsedeceğim. Kutu açılımını yapacağız ve nasıl bir ürün olduğunu sizlere göstereceğim. Kutusunu zaten yakından görüyorsunuz. Güzel, şık bir tasarıma sahip sade bir kutu yapısı bulunuyor ve ürün gerçekten fiyat performans olarak piyasada araştırdığınızda bu fiyat bandındaki ürünler arasında en üst sırada yer alıyor diyebilirim. Nedenine, niçinine geçiş sağlayacağız. Şimdi kutusunu açmadan önce birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Ben bazen şirkete vesaire gittiğimde ya da 1-2 saatliğine ya da yarım saat 40 dakikalık dışarıya çıktığımda oğlum evde ne yapıyor, ne ediyor diye görmek istiyorum. Ve bu ürün evin 1 artı 1 olduğu için 2 tane alacaktım ama şu an bütçem yetmediği için 1 tane alabildim. Ve gayet şık bir tasarım olduğu için ben bunun daha önce kutusunu açtım, inceledim, kurulumunu yaptım ama size şimdi videoda sıfırdan kurulum yapacağım. Siz de alırsanız neyle karşılaşacaksınız, nasıl bir yapısı var hepsini görmüş olacaksınız bu videoda. O zaman kutu açılımına geçelim hemen. Ürünümüzün geldik kutu açılımına. Zaten şık bir tasarımı ve sade bir tasarımı bulunuyor. Arkasında bütün bilgilerimiz yer alıyor. Şimdi kutumuzu bu şekilde açtığımızda direkt kamera karşımıza çıkıyor. Ve gayet ufak bir kamera ama boyutuna göre işlevi çok çok güzel. Yani şunu söyleyebilirim sizlere. Genelde şu an baktığımızda bu tarz ev tipi, telefondan izlenebilen, üzerinden kayıt yapılabilen bütün cihazlar 1000 lira, 1500 lira hatta nereden bakarsanız 4-5 bin liralara kadar çıkabiliyor. Bu onun 3'te biri kadar bir fiyatlandırmada ve 3'te biri kadar boyutlandırmada o kadar güzel işlerinizi halledebilecek ve yapabilecek bir ürün ki en dakikalarda bunu görmüş olacağız birlikte. Şimdi ürünümüzün kutusunu bu şekilde kaldırıyoruz. Hemen şuradan kameramız zaten bizleri karşılıyor. Şu şekilde çıkartıyoruz ve ürünümüzün üstündeki jelatinimizi kaldırıyoruz. Bayağı parıl parıl parlayan güzel bir şık tasarımı olan bir ürün. Burada mikro şarj girişimiz bulunuyor. Burada da SD kart bulunuyor. 128 GB'a kadar SD kart takıp kayıt alabiliyorsunuz. Bu şekilde de sizlere yakından göstermek istiyorum ürünün tasarımını. Şöyle gördüğünüz gibi her şeyi yapabileceğiniz aslında boyutuna göre küçük ama işlevi çok büyük bir ürün. Şimdi diğer kutu içeriğimize bakalım hemen. Bu şekilde kutumuzu kaldırdıktan sonra içerisinden duvara asabileceğimiz dubeller ve vidalar çıkıyor. Yani duvarı delip isterseniz duvara da takabilirsiniz. Bu inanılmaz bir şey. Normalde hiçbir yerde adaptör çıkmaz bu tarz ürünlerde ve üst kısımda çünkü yan kısımlarda erişim zor olabiliyor bu USB kısmının yanında olduğunda ama üst kısımda daha iyi fişe taktığınızda direkt kabloyu takabiliyorsunuz. Bu şekilde de bir adaptörümüz bulunuyor. Şimdi diğer ürünlerimize bakacak olursak bu da sabitleme aparatı. Hemen bunun da poşetini bir açalım birlikte. Bu da isterseniz hem üstü yani şu şekilde masaya koyabileceğiniz bir ürün. isterseniz de duvara asabileceğiniz bir ürün. Şimdi mesela burada bir vida bulunuyor. Vidayı şöyle arkasına getirdiğimizde döndürüyoruz. Döndürme işlemimizi sağladıktan sonra sıkı bir şekilde oturuyor. Ve şu anda kameramız kullanıma hazır. Bu şekilde isterseniz böyle koyup masanızda tutabilirsiniz ürünü. Yani gerçekten demem o ki hani fiyatına göre küçüklüğü olsun, boyutu olsun hani her yere koyabileceğiniz bir ürün ve gerçekten de problemsiz bir çekim yapıyor. Gecikme hızı çok çok düşük. Karşılıklı ses gönderme var. İsterseniz kameradan çocuğunuz ağladı. Direkt duyup ses verebiliyorsunuz mutfakta eliniz doluyken veya işte ne bileyim orada evinizi güvenliğiniz açısından da koruyabilirsiniz. İşte eviniz, dükkanınız sadece evdeki bebek, evcil hayvan içindeydi. Ee, en azından gece görüşü de olduğu için kameranın e, dükkanınızda da hırsızlara karşı koruma sağlayabilirsiniz ve hareket sensörü bulunuyor. En önemli özelliği de bu. Kameranın yanından bir şey hareket ettiğinde karşısında algıladığında direkt telefonunuza bildirim gönderiyor. Bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Smart markasının zaten e, bir adette Kablomuz çıkıyor. Bunu da güzel bir paketleme yapmışlar. Burada bantı da bulunuyor. Bu şekilde uzunluğu da bayağı var. 1,5-2 metreye yakın bir kablo uzunluğu bulunuyor. Normal telefon şarj kablolarıyla kıyaslamamanız gerekiyor. Bayağı uzun bir kablo diyebilirim. Şöyle ikiye katladım. Daha net kadrajda sığsın ve görün diye. Şimdi kutu içeriğimiz bu kadar. Ürünümüzün kurulumuna geçiyoruz. Kurulumunu nasıl yapacağız? Hepsini sizlere şimdi gösteriyorum. Ürünümüzün kurulumuna hemen şu kitapçığın üzerinde QR kod bulunuyor. Ve QR kodumuzu kameramızı açıp okutuyoruz. Okuttuktan sonra iOS veya Android ise hangi uygulamaya gideceğinizin linki çıkıyor. Ve burada şımart yazan uygulamamızı indir diyoruz. Ve uygulamamıza giriş sağlıyoruz. Uygulamamıza giriş sağladığımızda ilk buradan cihaz ekle deyip bir aile yönetimi yani aslında ailenize bir isim veriyorsunuz. O da nedir? Onur bilmem ne herhangi bir isim. Bu ismi verdikten sonra burada zaten cihaz ekle dediğimizde hemen ürünümüzün alt kısımda güvenlik kamerası olarak çıkıyor ve burada akıllı kamera olarak çıkıyor. Diyor ki kameranızı güç kablosundan çıkartın ve 10 saniye sonra güç kablosunu tekrar takın diyor. Hemen şöyle yapalım. Güç kablomuz zaten burada takılı. Çıkartıyoruz. Ve bekliyoruz yaklaşık 10 saniye kadar. 10 saniye sonrasında tekrar takacağım. Şu an yaklaşık 10 saniye oldu. Tekrar güç kablomuzu takıyoruz. Ve güç kablomuzu taktıktan sonra buradaki menümüzden ileri diyoruz. Diyor ki cihazın arkasında sıfırlama reset tuşuna 5 saniyeden uzun süre basın ve 3 kere ding 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 diye bir ses gelecek diyor. Şuradaki resetleme tuşumuza bakın tam şurada basıyorum. 3 kere ding sesini duyduk. Şimdi buradan ilerle diyoruz. Ve diyor ki QR kodu kameraya 20 santim mesafeden okut diyor. Hemen buradan onayla diyorum. Tekrardan Wi-Fi'mize giriş istiyor. Wi-Fi'mize giriş sağlıyoruz. Bu arada kameramızdan ses geliyor. Diyor ki artık beni bağla. Wi-Fi'mize giriş sağladıktan sonra da ileri diyoruz. Ve ürünümüzü şu şekilde kameraya okutuyoruz. Şu anda kameramız QR kodu okudu, bip sesini duydum diyorum ve devam ediyorum. Ürünümüzün zaten böyle 1 dakika, bir buçuk dakikadan daha az bir süre, yani yaklaşık 20 saniyede ürünü buluyor ve burada diyor ki ürünü nereye eklemek istiyorsunuz? Ben çalışma odasını ekliyorum, bitti diyorum ve ürünümüz şu anda kurulumunu tamamlamış oluyor. Yaklaşık bu da bir 10 saniye kadar sürüyor. Şimdi ürünümüzün ana menüsü gelecek. Evet görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün şu anda buradan her şeyini görebiliyoruz. Gecikme çok kısa bir süre. Böyle şu an telefonda gördüğümüz gecikme ile aynı değil bu arada. Şimdi şöyle tepeye doğru baksın bu ürünümüz. Ve ben size burada ürünümüzün genel detaylarını göstereyim. Burada öncelikle bir fotoğraf çekme modu bulunuyor. Tüm fotoğraflara erişme izin ver dediğimizde direkt çektiğimiz fotoğrafları burada görüntüleyebiliyoruz. Tarihimiz her şeyimiz yazıyor. Şimdi tarihleri vesaire kapatmayı da göstereceğim sizlere. Sonrasında burada tam ekran yapabiliyorsunuz. Ve burada isterseniz küçültüp hani bir uygulamadayken ya da burada gezmek istediğinizde küçük halini de görebiliyorsunuz. Tekrar tıkladığınızda büyüyor. Buradaki mikrofon açıp şu anda yankı yapıyor. Hemen şu üst tuştan sesimizi kapatıyoruz. Ve mikrofonu da alttan kapatıyoruz. Şu anda herhangi bir yankı yapmayacak. Şu anda kapandı. Problem yok. Buradaki hoparlörümüzü açıyor. Buradaki de mikrofonumuza basılı tuttuğumuzda karşı tarafa yani kameradan ses veriyor ve telefonunuza da ses geliyor. Burada video uygulama özelliği var. Şu anda kayıt yapıyor mesela görmüş olduğunuz gibi. Bu kayıtta da mesela şurada saniyemiz yazıyor kaç saniyede oldu. Bir daha bastığımızda da kapanıyor. Bunu direkt telefonun uygulama kendi içerisine kaydediyor. Ama telefona SD kart taktığımızda ise direkt SD karta kayıt yapabiliyoruz. Burada geri çal, albüm, tema mesela temamızı ben koyu modu çok severim. Koyu mod yapıyorum. Gizli mod dediğimizde kameramız kapanıyor şu anda. Tekrardan açtığımızda ise Hemen şöyle yanlış yere basmayalım. Kamerayı aç diyoruz ve kameramız açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi de elimi şu anda görüyorsunuz. Ve burada hareket algılama modu var. Hareket algılama modunu açık bıraktım. Hareket algılama modunu açıp kapatabileceğimiz nokta da burası. Buradan açıp şu an açık hale bu şekilde de kapalı halini görebiliyorsunuz. Sağ üst kısmında şurada 3 nokta bulunuyor. 3 noktaya tıkladığımızda bu ayarlar menüsü. Cihaz bilgilerimizin hepsi burada yer alıyor. Dokun çalıştır otomasyonumuz gizli modu açıp kapatma, onun dışında temel özellik ayarları mesela zaman. işte tarihi buradan kapatabiliyoruz. Ekranı çevirme yani böyle yan tuttuğumuzda çevrilsin mi diyor. Onu açık bıraktım. Konuşma modumuz çift yönlü. Yani hem bana kameradan ses gelecek hem de ben telefondan ses gönderebileceğim. Algılama alarm ayarlarını yapabiliyorsunuz buradan. Direkt burada mesela algılamayı açtığımızda işte faaliyet alanı, alarm hassasiyeti Mesela bunu yüksek yapalım. Uygulamamızdaki tüm arayüz bu kadar. Hem kolay bir kuruluma sahip hem de kolay bir arayüze sahip. Şimdi şöyle kamerayı yaklaştıracağım ve etrafı bir göstereceğim sizlere. Şu şekilde kamera açımı gösteriyorum size. Burada kamera şu anda ters. Bunu istediğimiz gibi düzeltebiliyor ve ayarlayabiliyoruz. Şimdi onu da hemen şöyle göstereyim. Tekrardan 3 noktaya tıklıyoruz ve burada temel özelliklere gelip ekranı çeviri kapatıyoruz. Ekranı çeviri kapattıktan sonra şu anda düz bir şekilde karşıyı görüyorsunuz. Ve bu şu anda telefon üzerinden görmüş olduğunuz Ekran. Bu arada ben şurayı sabitlemedim. Size onu da göstereyim. Bu hareket edebiliyor. O yüzden hani şöyle ekrana da bakın. Bak hareket ettiğinde kamerada hareket ediyor. Gördünüz mü? O yüzden bunu direkt buradan sıkarak sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde düz bir görünüme sahip olur. Mesela şu anda tamamen düzledim ve Şöyle odamı görebiliyorsunuz. Bu arada uygulamada donma, kasma herhangi bir şey olmuyor. Ürünümüzün kutu açılımını ve uygulamada nasıl kurulacağını gösterdim sizlere. Bu ürünü hem iş güvenliğiniz için dükkanınıza alabilirsiniz hem çocuğunuz varsa onu kontrol etmek veya dediğim gibi kedi, köpek, kuş bu tarz evcil hayvanlarınızı kontrol etmek için alabilirsiniz. Gayet stabil çalışan ve hafifliği çok hafif bir ürün. Kurulumu çok kolay. Bu şekilde zaten direkt şurada bir ee, vidalama aparatı bulunuyor bu kısımda ve orta kısımda. Bu iki kısımdan direkt duvara monteleyebiliyorsunuz monteledikten sonra da hani bu şekilde ister aşağıya kaldırabilirsiniz, ister yukarı, sağa, sola her tarafa çevirebiliyorsunuz ve burada sıkma ayarları da bulunuyor. Dediğim gibi ben az önce burayı sıkmamıştım, sallanıyordu. Şurayı sıktıktan sonra sallanmıyor ve altında da bunu hareket ettiren böyle aşağıya ileri geri hareket ettirdiğiniz bölümü de direkt buradan sıkıp vidalarını sıktıktan sonra hareketini de engelleyebiliyorsunuz. Ürünü yaklaşık 2,5 haftadır kullanıyorum dediğim gibi gayet memnunum. Çünkü gidip de çok yüksek meblalar verip aynı görüntü kalitesini almaktansa hem yerli bir firma olan Şımart Teknoloji'den aldım hem de kurulumu her şeyi yerli fabrikada üretiliyor. Merceğimiz çizilmeyi de önleyecek şekilde yani hem küçük olması güzel hem de çizilmeyi böyle hasar görecek durumları engelleyebilecek bir dış yapısı bulunuyor ürünümüzün. Dediğim gibi SD kart alıp takarak bu ürüne kayıtlarda yapabilirsiniz zaman ayarını ister kapatıp ister açabilirsiniz bu tamamen size kalmış En önemlisi kutu içeriğinden bütün aparatlarının çıkması bu ve bunun gibi muadil ürünlerde genelde adaptör çıkmaz Kutu şık ve güzel bir tasarıma sahip e, Ürün yerli olunca yerli markalarımıza her zaman destek vermemiz ve kullanıp deneyimlememiz gerekiyor. Bu ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz de oradan inceleyip test edebilirsiniz ya da bakabilirsiniz ürünün sayfasına. Yerli bir firma olması gayet güzel ve bizleri daha da gururlandırıyor bu tarz ürünlerin çıkması ve bu tarz ürünlerin fiyat-performans olarak bizlere sunulması. Çünkü bu tarz ürünleri genelde yurt dışından alıyoruz ve dolar üzerinden, euro üzerinden alıyoruz. E bunlar da bizlere maliyet sağlıyor. Şu ürünün muadili internette 2000-2100 TL bandında satılıyor. Ama bu ürün onun üçte biri fiyatında ve kalite olarak baktığınızda hem gece görüşü var, hem normal hareket algılama sensörü bulunuyor, hem de görüntü gayet stabil ve net olarak sizin tarafınıza geliyor. Bu arada gözcük bu arada görüntüde gecikme vesaire bu tarz durumları internet hızınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Benim şu anki bulunduğum tam yer kör nokta size uygulamayı gösterdiğim ve bir diş çekiyor burada aslında Wi-Fi. O yüzden Wi-Fi'ye daha yakın noktalarda gecikme sürelerini en aza indirebileceksiniz. Ürünün detaylı zaten ben anlatırken sizlere görsellerini de görmeye başlıyorsunuz. Hem detay çekimleri hem de şu anki kurulumda kayıt aldığım şekilde bizlere neler sunduğunu gösterdim. Şimdi benim evladım böyle şuraya bir yere koyacağım çok yaramaz böyle. Bazen dışarı çıktığımda hani ne yapıyor ne ediyor diye görmek istiyorum. O yüzden aldığım bir ürün. İkincisini de alacağım bu arada. İkincisini de diğer hani bir artı bir olduğu için bir buraya bir oraya kuracağım. Zaten her tarafta dolaştığı için onu her şekilde görebileceğim. Eğer ki eve hırsız girme ya da başka bir durum olduğunda da zaten bu hareket algılama sensörü bana çok çok rahatlık sağlayacak. Çünkü ürünler alıp inceliyoruz kanalımızda ve aldığım ürünler az buz miktarlarda değil ve bunları korumamız, bunları bir şekilde stabil tutmamız gerekiyor. Hırsız girerse vesaire diye en azından ben evde olmasam bile anında hareket sensörü telefonuma bildirim düşürdüğünde o bildirimi görüp hemen kamerayı açıp kim var ne oluyor diye baktığımda direkt hem kendi can sağlığımı hem maddi sağlığımı da bu şekilde korumuş olacağım. Ürünümüzün incelemesi bu kadardı. Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz hem açıklamaya hem yorum kısmına link bırakıyorum. Smart markasının diğer ürünlerine de göz atmanızı isterim. Akıllı ev ürünleri ve birçok ürünlerle karşımıza çıkıyor. Yerli marka olduğu için de tekrardan söylüyorum gururlanıyorum ve gururla tanıtıyorum diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.